Quiero otro listado y quiero hay 15 sayfa. Hat yolunda Şer Akilis'ten 212 sayfa. İşte buralarda çiçekler şey yapıyor ya. Tam onun önünde duruyor. O diyor ya onlara. Araba almıyor. Araba gösteriyor. Kahvaltı mı? Ya bu. Neden neyse tamam. Ben görmedim. Ben alırım. Olur. Hayır olsun bakalım. Ya selam. Hac yolunda çok telbiye getirmelidir. Telbiye şöyledir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek buyur. Emret ya Rabbi. Emret. Senin emrindeyim. Ortağın yoktur. Emret yapayım. Elbette hamd ve nimet senin içindir. Mülk de senindir. Şerikin yoktur demektir. Vadilere indikçe, tepelere çıktıkça hep bu telbiyeyi söylemelidir. Bu telbiye ile İbrahim Aleyhisselam'ın Beyt-i Şerif'i yaptığı zaman onu ziyarete davetine icabeti niyet etmelidir. Zira Halilullah İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı bina ettiği zaman uyanık olunuz. Rabbiniz sizin için bir beyt yapmıştır. Onu hac ziyaret ederiz demişti. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Allah-u Teala tufan ile Nuh aleyhisselamın kavmini suya gark edince meleklerin yaptığı beytil mamuru göğe kaldırmıştır. Bir rivayete göre Adem Aleyhisselam 6. gökte idi. İbrahim Aleyhisselam'a Beyt-i Mamur'un bulunduğu yerde aynı temeller üzerine bir bina yapmasını emretti. İbrahim Aleyhisselam oraya gittiğinde hiçbir bize rastlamadı. Allah-u Teala eni boyu Beyt-i Haram büyüklüğünde başı ve dili olup konuşan bir bulut gönderdi. Bulut İbrahim Aleyhisselam'a işte benim büyüklüğümde bir bina yap dedi. İbrahim Aleyhisselam ona göre o büyüklükte bina yaptı. Bitirince 7 kere tavaf etti. Allah-u Teala insanları hac etmeleri için çağırmasını vahyetti. Bu emri alınca Ebu Kubeys dağına çıktı. Agah olunuz. Rabbiniz sizin için bir beyt bina etmiştir. Haydi onu ziyaret ediniz diye nida etti. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın sesini her tarafa ulaştırdı. Bu sesi duymayan insan, cin, dağ, taş, ağaç hiçbir şey kalmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın bu davetine dünyaya geldikleri zaman Beyt-i Şerif'i hac yapmaları takdir edilmiş olanlar babalarının sulhlerinde oldukları halde kaç kere hac yapacaklar ise o kadar terbiye getirdiler. Görüyor musunuz? Her şey ne kadar insana bırakılmış oluyor. İbrahim Aleyhisselam'a o beytin nasıl yapacağını bir bulut. Onu daha önce de görmüştük. Sınırlarına kadar o bulut gölgesini doldurdu taş. İlk önce kendisi taşlar atmış oraya, içi boş değil. Sonradan açılmış içi. Yalnız burada bir enteresan detay geçti. Meleklerin Adem Aleyhisselam için getirdikleri kırmızı yakuttan veya ona benzer bir atlastan olan ilk Beyt-i Şerif adı Beyt-i Mamur'du dedi. Daha sonra bunu Cenab-ı Hak aldı. Havaya gitmişti. Milletin gözü önünde bir takım hatalar yapılmıştı o yüzden. Onun yerine o bulut tekrar onun yeri kadar yeri gösterdi. İbrahim Aleyhisselam'a yaptırdı. İşte biz Beyt-i Mamur'u bu dünya gezegeninde olmayan diye biliyoruz. Mekandır. Tamam bir yerdir ama dünyada değil. Meleklerin tavafgahıydı. Ve arş dediğimiz ama keyfiyetini bilemediğimiz bir mekanın
ahalisi için, ehli için yapılmış Beyt-i Mamur'du. Bunu melekler yapmışlardı. Cenab-ı Hak onlara yaptırdı. Onun da yapımına sebep yine meleklerin şu Cenab-ı Hakk'ın işine asla karışmak. Melekler karışabilir mi Teala'nın işine? Kimse karışamaz da. Onlar hiç iradeleri yok o konuda. Geçen burada akıllı diye geçti. Akıllı yaratılmış ama mesuliyetleri yok. Onlar emrolunduğunu eksiksiz yapar. Öyle mahluklardır. Şimdi Cenab-ı Hak onlarla istişare etmiş. Sanki yani hiçbir şey bulamamış, yokmuş gibi. Ne biçim bir şeyse. Onlar demişler ki biz daha önceden kıyas ederek bu yeni gelecek varlıkların da dünyayı ifsad edeceğini düşünüyoruz. Ya Rabbi yani hani biz ne istiyorsan yapalım ama biz o gibi insanlarla uğraştırma artık. Yani onlarla amelini yaz, savaşlarına iştirak et, yardım et, uğraşmayalım gibi. Şu fikri beyana kalkıştıkları yüzünden Cenab-ı Hak melekleri adeta cezalandırdı. Ve onlar tevbe için işaret Efendimiz böyle gösterdiğinden Cibril ona söylemiş. Böyle gezdik diye. Şöyle arşı dönüyorlar ama çok uzun. Onlara göre çok uzak bir yol. Yani arşı tavaf etmek mahvoluyorlar. Böyle yorgunluk veriyormuş. Halbuki onlar o tip mahluk değil ama bu sır bir şey işte. Cenab-ı Hak onlara lütfediyor. Acıyor. Buyuruyor ki şöyle bir bina yapın. Onlar ne için o bina yaptığını da bilemiyor zaten. Emri uyup yapıyorlar. Ondan sonra diyor ki arşın etrafını dönmekten vazgeçin. Bunun etrafını aynı şekilde şöyle dönün. Şimdi buna kimisi diyor ki dönüş aynı dönüştür. Ha ileri doğru gittin. Ha da kavsi basit dedikleri biçimde döndün. Yorgunluk aynı yorgunluktur. Bilmiyorum tabii ki nedir. Ama melekler hala burayı tavaf ediyor mu sorusu var. Beyt-i Mamur'u hala tavaf ediyorlar. Sırada gelmiyor. O kadar kalabalık bir mahluk bunlar. Cenab-ı Hak yaratıyor. Şimdi dünya için yapılan bu Beyt-i Şerif onunla işte üst üste geliyor şu bu. Ama ne olursa olsun biz Beytullah'a Beyt-i Mamur denildiğini duymadık yani. Ama görüyorsun işte her kitapta bir şey var. Ben bunu çok yıllar önce nasip olmuş okumuştum ben yine. Benim okumadığım, tanımadığım bir kitap tezgahımızda yoktu. Yani öyle ilk defa sizinle okuyayım. Ama işte bak bu bilgiyi nadir bulabiliyorsun. İddialı olmamak lazım. Yani misal bir yerde geçtiği zaman ki işte Beyt-i Mamur'la Beytullah aynı şeydir. Ve meleklere uygulanan o mesele aslında bizim düşündüğümüz, anladığımız gibi bir mesele değildir. Denildi mi bunu ihtiyatla karşılamak lazım. Oldu mu? Yani illa tutturmamak lazım. Ne diyorsun ya ben okudum o bir sürü. Bak burada da böyle okumuş olduk işte. Yani bu okumaya kaldı mı o kadar çok ki kayıtlar değişik. Neden şu konuyu tırmalamaktan kaçıyoruz? Çünkü temel akidemize uymuyor. Onu tırmalıyor. O yüzden bundan kaçıyoruz. Bize göre, bizim bilgilerimize, temel akidemize göre Cenab-ı Hakk'a bir gönül itirazı şeklinde meleklerin karşı gelmesi gibi bir şey yok. Melek dediğimizde iradesi yok. Ama geçen bir şey burada gördük. Melekler akıl alan varlıktır diye. Akıl aldı mı irade de almış olur otomatik. O zaman melekler inisiyatif kullanır. Misal Cenab-ı Hak git şu milleti işte şöyle kahret gel. Sanki onlara der. Onlar gider. Ne şekilde yapacağını kendileri karar verir. Boğacak mı? Rüzgarla mı? Helak edecek. Ne yapacaksa. Halbuki biz akidemiz, temel akidemiz. Onlar la yasunallahe. Allah Teala'ya isyan ve ters davranmak kudreti yoktur onlarda. Böyle bir iradeleri yoktur. Temel akidemiz bu olduğu için bu tip konulardan baktık ki illa konuşmak istiyor birisi. Ve samimi de bulmuyoruz.
Yani bizi oynatmak istiyor pidemizde. O zaman onu güçlü olduğumuz alana çekmesini bilmemiz lazım. Yani bir söz var. Deplasman mı ne? Onda oynamamamız lazım. Çünkü ne olur ne olmaz. Sahi tanımıyoruz. Kendi bildiğimiz, kendi muhitimize çekmemiz lazım. Oradan buradan hemen. En önemli şey budur. Yoksa önünüzü göremezsiniz. Birçokları böyle konuşmalarda tamamen kendi savunduğu şeyi tuzak olarak kendisi yakalanıyor. Öngöremiyor çünkü. Kelam dediğimiz ilim onlara yarıyor. Yani nasıl konuşursan nereye çıkarsın, ne yapmalısın? Tabii biz o ilgi sahamız pek değil ama kendi itikadımızı koruyacak kadar sahip olmamız lazım bu işlere. Yani biz Beyt-i Mamur'dur, Beytullah'tır, Allah Teala'nın evi görüyoruz ama biz bunu anlıyoruz diye asla demeyiz. Demin geçtiğine Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerini görüyoruz. Manası da şöyle bir manaya geliyor tercümesi. Ama bundan Cenab-ı Hakk'ın kastı ne? Neyse odur. Biz şudur asla. Bunu diyemeyiz. Bunu deme cesareti yani ve hatta hali Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla onu inzal ettiği nebisine aittir. Onlar da bakınız böyle konularda millet bilgi istiyor bazen. Efendimiz bir canı sıkılsa bir şey olsa sorun. Ben Abdülmuttalib İbni Abdullah İbni Muhammed'im. Ne istiyorsanız sorun. Bakıyorsunuz ki böyle acayip konuşuyor. Millet de bir şey soramıyor ama. Yani herkes çiti çıkmıyor o zaman. Yani kaçmıyor. Ve diyor ki bana siz bir şey sorsanız ben bilmesem. Cenab-ı Hak o anda bana ağzımı açar mı söyletir. Ben kendi başıma hiçbir kelime konuşmam. O ne murad ederse onu söyletir bana. Acayip bir şey şimdi. Kudüs'ü sormuşlar camisi nasıl diye. Mescid-i Aksa'yı. Ben diyor gittiğim zaman kapısına, penceresine hiç bakmamıştım. Çünkü bakınız. O seyir, gidişte hiçbir şeye bakmıyor. Ne süsleniyorlar ona? Hiçbir şeye bakmıyor. Dönüşte bakıyor. Dönüşte konuşuyor o konuşmaları. Peki dönüşü Mescid-i Aksa'ya mı oldu? Bizatihi Ümmühane'nin evine oldu. Direkt. Yani başka yoldan geldi. E şimdi o zaman gayet normal bu. Mescid-i Aksa'yı tanımaması. Ama diyor ki ne soruyorlarsa Mescid-i Aksa gözümün önünde net biçimde duruyordu. Onların sordukları yerlerini bana gösteriyor kendisi. Mescid-i Aksa'nın. Ben de oraya bakıp şurasında şu var diyordum. Onlar sıkıntıya düşüyordu. Lan cidden öyle ha. Ben biliyorum orada olduğunu. Hatta birisi diyor ki yok be. Öyle değil orası. Yanındaki diyor. Senin aklında kalmadı mı öyle? Ben iyi biliyorum. Birbiriyle takıştılar. Bir yerde bakıyorsunuz Nebi Efendimiz hani ben ağzım boş baksam bir söz söyledi de gavur Müslüman hepsi secdeye gitti. Ayet-i kerime var. Karanika olayı diye. Bunu bütün müsteşrikler kullanıyor. Kaynuka değil de Karanika diye. Yani bu orada şimdi Efendimiz anlatıyor. İşte her an dövüş zaten. Kavgalı herkes birbirine. Bu kafir takım hiç ilgilenmiyor güya. Yani her birisi nargilesiyle bilmem nesiyle meşguller. Hiç Nebi Efendimiz'i dinlemiyorlar. Nebi Efendimiz de Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Yani millete konuşuyor. Ayet-i Kerime okuyor gibi yani. Konuşması o demek. Arkasından Lat, Menat, Uzza'yı da yani diyerek o yukarıdaki medih hükmüyle anıyor. Tarihte ilk defa dinleyen herkesi
secde ettiren olay oluyor. Hatta bir tanesi bedenli bir şey olduğu için yere böyle birden alnını koyamadı. Ayağa kalkıp da yapamayacağı oturuyor ya, kalkamadığınca yerden bir avuç toprak alıp alnına böyle koydu. Yani biz şimdi sana tamam deriz işte dediler. Nebi Efendimiz'e. Ha tamam bak. Şimdi o gün bugündür hiç kimse aklı kesmediğini, gavur milletinin pür dikkat dinlemediğini kabul etmez. Dinlerler hepsi. Hepsi biliyor. Bile bile yapıyor gavurluğu. Orada çünkü anlaşılmaz biçimdeki o ifadeden hemen secde ettiler. Hiçbir tanesi müstesna olmadı. Bu olay meşhur oldu işte. Hemen ardından işte geldi bu olmaz söylediğin söz ağzından şeytan konuşmuştur. Ve onu hemen düzeltti. Efendimiz de tersini yani düzgününü söyleyince ayet-i kerim onlar. Millet dedi şu gördün mü bak sen bizim birlik beraberlik içinde olmamızı istemiyorsun. Bak biz doğru söyleyince nasıl uyduk? Düşmanlığı nasıl bıraktık? Ama sen gene tutturdun işte. Dediğin sözde durmuyorsun. Yani bakınız hani Nebi Efendi hata konuşmaz. Ne söylerse dost doğru söyler. Ama bu olaylarda var. Böyle şeyler. Onu kim söyletmiştir? Cenab-ı Hak. O üstleniyor. Peki nesk eder? Yani bir hüküm koyar sonra değiştirir. Bir söz söyletir. Manasını kaldırır. Bırakır orada lafzına. Bunlar hep örnek olarak var hala bugün. Nasık mensuk meselesi buna karışıyor. E şimdi orada acaba bizim anladığımız gibi midir mesele? Şöyle bir olayda. Şimdi anladığımız gibi olabilir olamaz. Ama tutturamayız ki anladığımız gibidir. Mesela diyelim benim şahsen yani onlar dinlemez görünüyorlar ya. Onları bu ayet-i kerime rezil. Ya nasıl pür dikkat dinlediklerini, takip ettiklerini. Halbuki onlar Efendimiz'i üzmek için her yola başvuruyor. Dinlemiyorlar yani sen orada konuş. Bize ne? Ama nasıl hemen secdeye kapattılar? Öyle de cin göz dinliyorlar ki. Her adam fark edemez onu. Yani o manadan onu net anlama işine. Ve bakınız gavur gavurluğu yolunda her zaman hazır. Adım atıyor. Ama imana doğru adım atmıyor. O ortaya çıktı. Ve bu bir kimi insanları şöyle bir hale getirdi. Müslüman olacak, olmuş o sırada. Ya demek ki hep doğru söylemiyor haşa. Fark ettiniz mi? Yıkımış şimdi. Bunlar öbür yana geçtiler. Bu hadiseyle. Ama içeride bazı böyle hikmet anlayabilen insanlar alabildiğine yerinde güçlendi. Hatta bazıları da o azılı kafirleri dinlediği için Müslüman olmuyordu. Onlardan koptu, Müslüman oldu. Dediler niye? Dediler ki bunlar bak hatasını kabul etti. Yani bir söz söyledi. Bize diyorlardı ki inat ediyor. Hiçbir sözünde hata kabul etmiyor. Ne yaptıysa doğru yaptım. Tale yaptırdı deyip çıkıyor. Bizi öyle ikna ediyorlardı. Diyor yeni gelip Müslüman olanlar. Ama gördük ki kendisi söyledi. Akabinde kendisi yanlış oldu bu diye. Doğrusunu söyledi. Yani bu da nihayet bir insan yani. Yemek yiyor işte bizim gibi insan. Peygamber de böyle olur. Öbürlerden koptu geldi onlar. Yani bir trafik yaşandı o yana bu yana. Peki o gelenler iyi, gidenler niye? Yani iyi midir? İyidir. Yani onlar böyle bir yeri adam diye koyacaksınız ama orası Don Kişot'un yaptığı mukava zırh parçası gibi. Oradan gelecek darbe size gelecek. Yok ki orada demir. Onun için iyi oldu.
Hasılı kelam bizler bilemeyiz ne olduğunu. O yüzden Kur'an-ı Kerim, Nebi Efendimiz buyurmuş. Bakire geldi. Cin, melek, şu bu iş kimse dokunamadı. Bakire döner. Bilgi istedikleri zaman onu diyecektim. Nebi Efendimiz diyor ki, ya siz ne arıyorsunuz? Size ne lazım? Namaz. Nasıl kılıyorsan bakın, aynen öyle kılın. Başka ne lazım size? Nasıl kesiyor önlerini görüyorsunuz. Ve diyor ki her kim Kur'an-ı Kerim'e net bilmediği halde illa şu manaya bu ayet-i kerime gelir derse kendi reyiyle tefsire kalkışmış, Kur'an'ın, Teala'nın lanetini almış ve kafirdir. Bunu kimse yapmasın. En ağır suç Teala'ya atılan iftiradır. Sonra da nebisine. Her kim bile bile bana bir yalan uydurursa hazır olsun cehennemdeki oturana. Nebi Efendimiz söyledi onu. O bakımdan yani bu ifadelerde bazı konular var ki nedir? Namaz, niyazı. Bu meslek manları hepsi Allah Teala şükürler olsun, az olsun. Anlatmış, bitmiş. Ama bazı meseleler var ki yani biz bunun kenarından köşesini neyse bazı malumatımız vardır ama o konuda dahi bir toplu bilgimiz yoktur. Yani bir insan ne kadar çok öğrenirse o kadar çok bilmediği şeyin olduğunu fark eder. Farklıdır bilgiler. İnsan her duyduğunu da aklında tutamıyor işte. Bunları bir zaman sonra küllenecek. Bir daha ne? Ama yani melekler mesul varlıktır diyen bir grup var. Yani bu an için bir zararı yok. Mesul varlık. Yani Cenab-ı Hak bir emir veriyor. Yap. Mesuldür. Yapıyorlar. Hiç hatasız yaptırıyor onları. Olabilir bu. Bize ne zarar açar? Zarar burada açmaz. Ama kainat sıralamasındaki konuyu Allah kullak eder ki o akidedir. Yani onun üzerine bina ettik biz akidemize. Yani kainat sıralamasındaki mahlukat gruplarını tamamen Allah kullak eder. İki, Kur'an-ı Kerim'in net ifadelerine, Nebi Efendimiz'in net talimatına karşı gönüllerimizde şüphe uyandırır. En azından şüphede küfre çıkar. Daha ne? Gitmeye lüzum yok. Onun için biz melekleri melek biliriz. Yani melekler Beyt-i Mamur'u veya Beytullah'ı tavaf ediyorsa onlar ne yorulur, ne o yaptığının dışında bir şey yapabilir, ne de o yapması gereken şeyi yapmama gibi bir hürriyete sahip olabilir. Hür dediğinizde cinlerin bir grubu işte ve insandır. Bizleriz hür. Hürriyetimiz de sınırlıdır. Öyle her şeye taktık karışamayız. Misal halk konusunda bir şeyin oluşturulması hiçbir şey yapamaz. Takdirle sınırlanmıştır. Şimdi şu akideyi korumamız lazım. Eğer bunda en küçük bir gevşeklik yaşarsak zaten üzerine bina edilen şeyler o kadar ağırdır ki adeta tonlarca buradaki boşluk bütününün çökmesine yol açar. Eğleyemez artık. Gele gele nereye gelir? Sen ne dersen de benim akidem budur. Olmadı değil mi? Yenemedim ben. İkna edemedim. O zaman bak ben senin döndüğün tarafa dönecek değilim. Sen de gördüğüm kadar dönmeyeceksin. Ben dönmüyorsam sen de dönmüyorsun ama inat eden sensin. O ki sen de benim gibi mutlusun. Güveniyorsun olduğun yere. Sonuç şu olur. Leküm dinüküm veliye din. Rahat olsana. Niye beni çökertmeye uğraşıyorsun? Yenişemiyorsan. Bak ben rahatım. Ama zerre kadar bundan bir taviz vermem. İnanmam sana.
Neye inanayım ki? Bunu deriz. Ölüm anında da en zorluk çekilecek mesele buymuş. Yani bütün bu inandığın şeyler aslında hiç doğru değil. Misal, ölürsün bir daha da dirilmezsin. Boşu boşuna bir hayat yaşadın. Yani itikat dedin, sarıldın. Şurada en küçük bir şüpheye düştüğün an karşı taraf kazanıyor. Şeytan sevinecektir. Kişi de mümin olmayacaktır. İtikat dediğimizde böyle nasıl diyor? Bu itikat nasıl olur? Yani artar eksilir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ha, bak sağ olasın. Yani seviniyor mu ben bana? Ama illa da yani böyle bir şey olabilir aklınıza geliyorsa o zaman artar. Öğrenmesi artar. İlla da yenemeyeceksek ölüm anında bilhassa çeşitli dertlerle boğuşuyorsun. Devamlı bu telkinler yağıyor. Her şey de oraya, o noktaya bırakılmış. İlla da Eş'ari gelmiş, başımıza dikilmiş, öbürler gelmiş. İlla da o zaman artar. Yani ben kendi hakkımda, benim itikadım arttı derim ama eksildiği asla kabul etmem. Ezber bilmemiz lazım. Fakat yani değişmez. Değişecek olsaydı artar. Onlar diyecek ki ayet-i kerime var. Bu Kur'an-ı Kerim size şifa olarak verildi ve müminlerin imanını artırır, kafirlerin de küfrünü. Tabii o artınca o da artacaktır. Ama bir defa küfür diye bir şey farazidir. Yani ortada olmayan bir şeyi hükmen varsaymaktır. Allah-u Teala'nın varlığı asıldır. Asıl olan varlıktır. O konulara işte girmeyeceğiz. Yani zamanında bazı şeyler oluyor, böyle konuşuyoruz. Neden biz bunu kabul etmiyoruz? Çünkü bu tünel girdiğimiz zaman oradan çıkıyor. Ondan dolayı biz girmeyiz o tünele. Ondan dolayı o konuları kafamıza. Ama şöyle bir şey diyor. Eğer arkadaşlarımızın böyle bir sıkıntıları varsa o sıkıntılarla yenik düşme tehlikesi de vardır. O yüzden yaşamasın o sıkıntılarla. Söylesin, didik didik etsin, acımasın, kendini acısın. Önce nefsi demesi isteniyor ki öyle der herkes, o itikatlardan kurtulsun. Benim kendi şeyim, kafiri de Müslümanı da doğruyu bilir. Böyle mi? Siz de öyle mi bilmem? Çünkü tekzip ettiğine göre. Ha. Ha. İkisi de aynı şartlarda aynı doğruyu aynı şekilde bilir. Yapay davranışlarla cehenneme düşmüş oluyor kafirler. İnat yüzünden. İşte inatların örnek deminki hadisi de öyle bir şeydir. Beyt-i Mamur meleklere ait bir yerdir ama arş dediğimiz mekandadır. Arşın mekan olduğu kesin. Fakat nasıl, ne biçim böyle bir sorun insanı hemen küfre götürür. Ona bilmediğin şeye susarsın. Ahmet İlhan Bey'in dediği gibi kesmektedir. Nas'ta geçtiği için inanılması şarttır. Nasıllığı beyan edilmediği için susulması gerekir. İnanacaksın, tamam. Ah, ne bileyim ne. Her söylediğimizi sanki biliyoruz. Herkes her gün içtiği meyve suyularını içinde ne varana kadar nereden bilecek? Tanıyıp yediği ekmeğin içinde ne varına
O mu kaldı? İşte birisi diyor ki bir yerde işte sus deyip kesiyorsun. Şu diyen kişi kendisi şahsen devam edecek olsa devam etsin konuşalım dediler. Kendisi konuşabiliyorsa ben de devam edelim konuşmaya derim. Kaçtığımız yok. Ama yani umumun ve kimin avukatlığını yaptığını kendisi de bilmeye bilmeye inadı dikmesin. Böyle konuşup durmasın. Hocam bizim şimdi bizim aramızda da mesela dedim işte şu ayet-i kerime şu bu ayet-i kerime böyle yani bunu illa hani ayet-i kerimeyle konuşma ihtiyacını duyan bazı arkadan yani illa bu ayet-i kerime böyle illa bu ayet-i kerime böyle hani illa hat, dediniz bak bunu diyemez. Diyemeyiz. Kimse diyemez. Veya öğreneyim de ben ayet-i kerimeyle konuşayım yani. Ezber öğreneyim. Şimdi bunu sorduğumuz zaman böyle bir yapsa insan ne olur? İyi olur denir. Misal Estağül Hadis sözün en doğrusu Kitabullah'tır. Teala'nın ayetleridir. En güçlü yol Nebi Efendimiz'in yoludur. Bunu unutmayacağız. O nasıl anladığını biliyorsa biz onu anlatabiliriz. Fakat illa şudur diye en net bildiğine bile satıyor. Böyle iddiayı yasaklamış Kur'an-ı Kerim zaten. Ama diyelim ki bir insan konuşmak için ayet-i kerimeler okuyor, hadis-i şerifler okuyor, mest eder. Kendisinden söylemiyor da ilim adamlarından bahsediyor, anlatıyor. Mest eder gerçekten. Buna özenmek güzeldir. Kendini o özentinin içinde mağrur görmeye gitmemek şartıyla özenme teşvik edilmiştir. Ne yapalım? Böyle işte. Yani bir insan hani bir noktada haklı. Orada onu bastırıyor. Arkadaşını da ezmek kastıyla. Şimdi o haklı olduğu konuda ona haklı dersiniz. Gelirsiniz öbürü. Niye bunu böyle yapıyorsun? Şundan şundan. Ha, burada da haksız. Mesele budur. Yani biz bir insanın kıldığı namazın yapmış olduğu bir haramın yok hale getireceğini biliriz. Fakat söyleyemeyiz, iddia edemeyiz. Samimiyetimiz ölçüsünde seni bu haramlardan geri tutamayan bir namaz, namaz değil, ayet-i kerime var bu konuda şeklinde onu ikaz edebiliriz. Ne oluyor sana? Bu tip diyebiliriz. Ama senin kıldığın namaz, namaz değil, bir daha gaza et, kadı diyemiyorum sana. Diyemeyiz. Şartlarına uygun eda etmişsin, tamam. Harcını yapmışsın, tamam. Ama kendisi diyebilir. Kendisi de şu zamana kadar ben Hristiyan akidesindeymişim, Ecusi demişim, Yahudiymişim, ben o günlerimi gaza ediyorum. Desin bunu yapsın. Çok yapan var öyle. Hem de sayılı insanlar. Şimdi sizden şunu da yani bir oyunu oynamak bir oyundan ne olur? Oyun bir anlık eğlence değil mi? Ama bir oyunu bile oynamak için karşınızdaki insanın en az yani sizi dengelemesi lazım. Zevk almanız için. Yoksa bir çocuğu otur, onun adına da kendin oyna, kendi adına da kendin. Neye yarayacak? Zevki yok. Evet, çıkmaz tabii ki. Yani biraz böyle bir mukavemet edecek. Şimdi kundaktaki çocuğu al bir yana pataküt, tekme, tokat. Ne dayanır bu, ne de tokat eğler yani. Vurursun düşer. Şöyle bir Ela Hoca gelsin, şöyle biraz mudullarsın. Hayvanlar bile öyle yapıyor. Hemen boğazına sarılmıyor. Ayağlar pençe, bir tarafını çiziyor, koşturuyor. Biraz kendisine karşı geldiriyor. Yani o kıvamı bulabilmesi için. Ondan sonra da ne yapacaksa yapıyor yeter artık. Ondan sonra da ayağı iyi oturuyor. Evet. Veya iyi oturuyor.
Ekrem İdil'in bilmesi mi dedim, diyor. Yoksa sonra Nasrettin Hoca'ya sattık. Gönderirken diyor, geldi mi? O seni diyorlar. Karos, siz yani birçok şeyleri biliyorsunuz. Samimi olarak yaklaştığınızda bütün bunlar problem olmaz. Hocam az evvel buyurdunuz ya, hani melekler çok uzun şeyden dönüyor da yoruluyor. Kurtuldular yani. Hocam öyle bir yoruluyor ki. Mesela benim ikinci yıkımımızı ta yukarıdan yaptık ya, tabakta. Tabii işte ben de onu size, ama melekte öyle bir hal olmaz. Bizim inancımız o. Melek yer mi? Bir şey içer mi? Hiç bilmiyoruz. Nefes alır almaz onu bildiğimiz yok. Yok bir haber çünkü. Ama o bilmediğimizin dışına çıkamıyoruz işte. En son tavuk sürünerek yaptık. Yani. Alttan olsaydı ben de ki. Hocam da gençliği de aynı, yaşlılığı da aynı. Fark etmiyor. Yani. Biz yorulmadık. Biz... Devam edelim ben. Biraz daha inşallah da bitirelim. Biraz uyuyalım da ondan sonra. Hayırlı olsun bakalım. İbrahim aleyhisselam bu kadar çok lebbeyk, Allahümme lebbeyk seslerini duyunca kalbi heyecanlandı. Aklı hayret içinde kaldı ve ilahi bu seslerini duyduğum kimseler kimlerdir diye sual etti. Allah-u Teala onlar ümmetlerin hayırlısı, en üstünü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetidir buyurdu. Gördünüz. Yani İbrahim Nebi, peygamberler çok tecrübeli insanlar. Emir alıyor ki Ebu Kubeys, yaptım ya Rabbi, ne yapayım bitti. Aa işte ev, ne bileyim nasıl bir ev işte. Yaptım. Yığmış taşları oraya. Cenab-ı Hak diyor, şimdi çık bütün millete seslen. Ebu Kubeys dağına çık da. Demek onun ayakları öyle midir? Nasıl neresine çıktı? Tepesine çıktı deniyor çünkü. En yüksek noktasına çıkmış. Ve seslenişi de U manasına gelen hey duyan var mı gibi. Lebbeyk. Böyle. Ama demiş ki ya Rabbi ben burada bağırtacaksın ama. Hem de dağın tepesine çıktı. Aşağılarda birkaç kişi belki duyabilirdi. Ama şimdi bu dağın tepesinden beni kim duyacak? Çağırtıyorsun ama. Duyuracak olan biziz. Sen çağır. O lebbeyk diye çağırmış. Bir bakmış ki ortalık kaynıyor. Kimler bunlar? Daha dedelerinin dedeleri belki. Ne kadar uzaklardaki insanların sulbündeki hacılar. O kadar çok ses geliyor ki yanına karşılık veriyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Karışıyor ortalık. Heyecanlanıyor. Korkuyor gibi. Diyor ki ya Rabbi bu kendilerini görmediğim halde seslerini duyduğum varlıklar nedir? Kimdir? Cenab-ı Hak da buyuruyor. O ta İbrahim Nebi'ye senin çocuklarından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olacak. Onun ümmeti hacılarıdır. Ne demek olur? O zamana kadar kalacak olanlar, gelecek olanlar da gelecek hacı ama ya farz değil, öylesine gelecek. Ya da yekün teşkil edecek, ses duyurabilecek bir topluluk olmayacak. Öyle olmuş zaten. Yani ses duyurabilecek bir kalabalık olmuş. Ama bizdine bu ümmet Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla İbrahim Nebi'nin kulaklarını çınlatıyor. Peki. O lebbeyki her kim kendi iradesiyle Teala ona o iş için irade veriyor. Aynen bugünkü gibi. Şu bugünkü iradesini veriyormuş. Aynısını iradesiyle kaç defa İbrahim'in çağrısına lebbeyk Allahümme lebbeyk dediyse o sayıda hacca gidecek. Görüyor musunuz ne kadar bağlı her şey? Dünyayı yıksan olmaz. O zaman niye demedin?
O zaman bugün irade sana verilmiş. Zerresin ama böyle işte. Her kimler kaç kez dediyse o kimseler o kadar defa hacca gider. Bunu bütün melekler biliyor. Yani sadece takdir ile değil, bakın ne kadar konular var ki, her şey ortada. Bu da güzel bir bilgiydi değil mi? Daha var mı sayımız? O zaman hocam şu yani manaya gelirsen, yani o kadar Teala hac yazar. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi millet bir soru soruyor. Diyor ki, o zaman demediği halde şimdi diyebilme imkanı var mıdır? Bunun samimi olarak asıl cevabı, bu mümkün değildir. Cevabı budur. Neden? Çünkü Teala şu bugünkü iradesini o gün verdi. Ve ne diyorsun bu çağrıya diye o gün daha sordu. O gün aynı iradeyle demeyen bugün aynı iradeyle demez. Diyemez değil. Demez. Bunu da Teala defaatle haşa bilmiştir. Bilir. Niye diyemez de demez? Cebirli cebirli. İradesiyle demez. Ha, çünkü kendi öz iradesi o an aynısıydı dese o an derdi. O an ki demedi, bu an demez. Demez. Ama buna rağmen açsın ağzını desin. Mezhepler buna da yanullahu ma yaşa ve yusbit. Allah Teala onu siler. Bu adam demeyecektir diye siler. Hatta diyecek diye dedi diye yazar. Yani görür müsün bunu sen? Diyebiliyorsan de diyor şimdi. De o zaman. Ama demez. Çünkü aynısı ve tam da yerindeydi o zaman. Tam da kıvamındaydı. O şartlar altında demeyen bu şartlardan asla demez. Şimdi adam bizi çekip götürüyor. Teala'nın ilmi değişikliğe açık mıdır? Yanlış bilmesi mümkün müdür? En mükemmel nebi öyle bir şeyler yaptı. Zelle deniyor onlara. Hemen düzeltildi, tamam. Cenab-ı Hak da yani eyvah şunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu. Böyle bir şeye düşmez miyiz? Düşen Teala'ya biz put deriz. Kim düşen Teala'ya inanıyorsa o en mümine yakın yeri müşrik olur. Yani der ki ben o düşmeyeni de kabul ediyorum ama düşeni de kabul ediyorum. Azami buraya gelebilir. Buradan öte geçemez. Halbuki bu mümkün değil. Şimdi adam bizi çekmek istediği yere bakıyoruz. Kısa yoldan diyoruz ki değil, yemez. O zaman diyor ki cebr olmaz mı? O zaman diyoruz. Aha. Derse desin. Diyebilir. O kaygan zemindir. Şansa göre. Adam dedi mi? Dediler mi? Anlamadım yani. Dedi mi? Dediler mi? Hani fert olarak mı? Bir cemaat olarak mı? Herhangi birisinin baş, yani başındakiyle beraber mi dedi? Yoksa Ole Bey mi? Evet. Şu tabii ki münferittir. Yani şu konuştuğumuz husus münferittir. Herkesin kendi iradesiyle kendi başına yaptığı bir iştir. Kendi iradesidir de yani şimdi birisinin önderliğinde mi yoksa yani baş olmadan mı? Yani diyelim ki bu takdirle alakalı değişik yönleri vardır.
Ama burada üzerinde durulan şey şahsın o lebbeyk çağrısına lebbeyk ve saadet şeklinde cevap vermesi, kendi öz iradesiyle hiç kimsenin dahli olmadan Yüce Teala'nın asla ve kat'a hiçbir dahli olmadandır. Ben bu iradeyi sana verdim. Bu iş için yeter. Ne dersen kendinden. Ki bu dosyana girecek. Aynen böyledir. Şimdi biz bunda konuşuyoruz ya bu kadar. Bunu isterseniz oradan çıkartalım. Bir kişinin yapacağı bütün hareketler aynısıdır. İbrahim'le bir çağırdığı zaman lebbeyk demişler. İşte peki ondan önce Adem Nebi'ye ne olacak? Değil mi? İbrahim Nebi ta nerede? O da aynı işte. Demedi mi o zaman o aradakiler? Aynısı. Yani zaman mefhumunu aşarak düşüneceğiz bunu. Ve demek ki bir insan şu anda, benim mesela şöyle yapıyorum, bak şöyle. Şöyle bir şey yapıyor. Anlatmak için böyle bir şey. Şunu öz irademle ve şu andaki irademle o zaman yazdırmışım. Ben bunu istiyorum. Bu hareketi almışım. Ne olursa olsun. Yalnız bu hak işi değil. Ve o da benim dosyama konmuştur. Bir mesele var ki Teala melekleri bizim peşimize takmış. Bilemezsin ki nedir hikmeti. Bunlar bizim amel defterlerimizi yazıyor. Dolduruyor. Bir zaman bir konular vardı. Bunlar kalem kağıt kullanıyor. Yazıyor. Peki o zaman silebiliyorlar mı yazdıklarını? Böyle bir şey kalmıyor. Silebiliyorlar. Silebiliyorlar. Sildirebiliyor. Sonra bekle diyor. Yazma. Dursun. Bekleyebiliyor. Bak yazdırıyor, sildirebiliyor. Öyle yetkili bir şeyler. Ve nihayet o konuda son nokta. Bu melekler gerçekten yazıp siliyor mu? Ne yapıyor? İşin ciddisi nedir? Biz de size soruyoruz ama işin ciddisi nedir? Son nokta şuydu. Önceden konuştuk ki şu oda kadar bir salise. Bir salise, en küçük zaman neyse o, şu oda kadar bir yer. Bir kulun yapabileceği tüm şeyler burada müstakil levhalara yazılı. Her birisi duruyor. Namaz kıldı, şunu yaptı, ne varsa yapamayacağı ama mümkün olan her şey yazılı. O melekler bekliyorlar bizim mesuliyet çağımızı. O şeyden mesul olduğumuz salise gelince o salise odası onlara açılıyor. Onlar bakıyor böyle bize. Biz bir şey yapıyoruz. Oradan o yaptığımız levha onlara doğru geliyor. O levhayı alıp dosyamıza koyuyorlar. Şu anda bu hüküm oluyor. Sen bunu yaptın. Peki o odadan başka bir şey çekebilir miydin? Çekerdim. Ama samimi olarak diyorum bak. Çekmezdim. E çekmez miydim, çekemez miydim? Hem çekmezdim, hem çekemezdim. Ne kurcalıyorsun? Sen bu işi ta nereden bağlamışsın? Sen bunu melek siler mi, yazar mı? Silse yazsa sana bir şey var mı? Sana ne? İstediğini yazar, istediğini siler. Meleğse mi yöneteceksin? Ama kendi iradeni kendin kullanıyorsun. Sana lazım olan bu. Onu setten.
hüküm oldu işte. E şimdiye kadar neydi? Ya şimdiye kadar sen şunu yaptın diye hüküm değildi. Mahkumu değildin ona. Ama şu anda sen onu yaptın ve ona mahkumsun. Hesabını vereceksin diyoruz. Yani şunun şimdi anlaşılmaması için bence hiçbir engel bizim önümüzde yoktur. Demek ki ben işte ezeli ervahta şunu yapmışım. Aferin, anlıyorsan anla, ne bileyim yani ne yapmışsın. Ama ya o zamanın şartlarına göre, bak o zamanın şartlarıyla şu işi yaptığın anın şartları aynısıdır. Ne eksi ne artı. Aynı, üst üste. Koy, aynısıdır. Ama diyorsun ki yahu o zamanın şartları farklı olmaz mıydı şimdiden? O zaman o deminki hesap gelir önümüze. Ben de demek isterim ki o zamanın şartlarına göre sen bunu yapmadığın için şu zamanın şartlarına göre hiç yapmasın. Bu mümkün değil. Eğer öbürünü tercih edecek olsaydın o şartlarda öbürünü tercih ederdin. Bu şartlarda zaten etmez. Bu mümkün değil. Samimi düşündüğümüzde bunu herkes bilir. Vallahi. Ama diyelim ki bir insana Cenab-ı Hak şunu çağırmış. Cenab-ı Hak yaratır, ona verir. Yani şimdi bazıları bir kötülükler yapıyor. Diyor ki kaderim. E tabi kaderim. Ama bu edepsizliği o zaman yapmışsın işte. Niye burada bir daha yani bu rezaleti kaşıyorsun? Ben ne bileyim. Görünüyor işte şimdi, inkar edemiyorsun. Yani derler ki gizli ahlaksızlık aşikare cırıl cırıl bağıra çağıra doğ. Bu Meryem validemiz için kabul etmediler bunu. Doğan dedi de kabul etmediler hala. Sen nasıl diyorsun? Ben ne bileyim bunu. Peki ne yapacaksın o zaman? Ne emrolunduysa bir oldu mu ne yapman lazım? Sen onu yap. Peki ben bunu yapıyorum ama oradaki yazı buysa. Sa diye bir şey olmaz. Sen kendi görevini yap. O yaptığın şeyin mahkumusun. Güzel bir şey yap. Tamam o zaman. Ne yaptın bir güne? Tevbe et. Misal yani. E tevbeni de yaptın mı şartlarına uygun? Tevbeni yaptın. Hükmü konur. O kağıt çekilir. Bitti. Affeder mi etmez mi? Orasına mahlukattan hiç kimse karışmaz. Ama şimdi Teala illa bir insanı niye sevsin? Seni sevdim, ne yaparsan yap. Niye desin? İhtiyaç yok. İbadet taat, değil mi? Bir insana ne yaparsan yap, attım gözden. Niye desin? Kendisi yapmıyor bunu. O şahsın iradesine bakıyor. Bunu anlamak lazım. Ve diyelim ki, bakın, şu bardak. Basit bir misal. Şurada duruyor. Bana da bunu kırmamak emri var. Ben bunu şimdi kırsam suç işlemiş olurum. Ama bunun da kırılması mukadder. Buraya getiren arkadaş o an kırılması gereken bir bardağı almış. Onu da bilememiş. Kırılması lazım. E burada da benim şimdi hani. Bunu kırmak için benim müdahalem şart. Teala haşa ne yapsın? Haşa eli mahkum bunu bana yaptıracak. Bunu mu diyelim? Yoksa Teala sebep yaratır, sebebe bağlı bunu parçalattırır. Bana gayri iradi parçalattırır. Bir şey derken elim tersine demiş. Şu bu. Şöyle bu duruyor ya. Şöyle duruyor. Çatır çatır kırıldı. Şurada bunun çatır çatır kırıldığına şaşacak hiç kimse olmaz. Araba camları çatır çatır iniyor, hiçbir şey olmalı. Cam, ha, ne der millet?
İşte vakti dolduğu zaman böyle çatır çatır bu camların kırılma huyu var. Kırılır. Şimdi Teala bana muhtaç değil ki illa bunu yaptırsın. Ben ona muhtacım. Ben bunu o zaman o iradeyle kırmayı seçmişim. Kendim kırmış oluyorum. Teala yaratıyor. Ama sorumlusu benim. Ne oldu oldu? Bu kırıldı. Eğer benim bunun kırılmasında dahlım varsa, gerek düşünce, iradeyle, gerekse tatbikatla, böyle bir şey yapan dünyada şu işi yapmak zorundadır. Bu denilir yani. O zaman bunu yapmak zorundasın. Tevbe edeceksin. Bardağı yeniden alacaksın. Sen neyse. Helallik alacaksın. Teala illa bir işini yaptıracaksa yani. İşte burada bir behemal yapılması gereken kötülük var. Onun için de ben birisini bu şeye çekeceğim. Böyle bir şeyi Teala nasıl yapar? Bilmem, zor bir şey oldu. Bu işleri yapsın diye soralım. Bu işleri yapsın diye bir grup yaratmış mıdır? Şeytan. Ha? Bak, o zaman şeytanlığa kalkmasın kimse. Değil mi? Şeytanlığa kalkmasın. O işleri şeytan grubu yapıyor. Ceza da veriyor onlara üstelik. Ama bak işte onları yaptırıyor. Şeytan iyilik istidadı taşımaz. Namaz kılar, oruç tutar, her şeyi yapar ama iyilik istidadı taşımaz. Gördük. Ama sen sınıf olarak bu gruptan mısın? Değilsin ya. Uğraşsan da olamazsın. İstiyorum şu at olayım. Olamazsın ki. İnsan işte böylesin. Teala istediğini yapar, sen değil. Hani bunu böyle anlamak lazım. Yani Allah Teala illa bir insana alabildiğine bir kötülük yaptıracaksa yaratır, yaptırır. Ama şu insan dediğimiz iradeli mahluk diye halkettiği sınıfa bunu bak yaptıramaz mı? Yaptırmaz. Yaptırmaz. Yani Teala senin benim inadım yüzünden usulünü değiştirmez. Bunu kimse düşünmez. E şimdi desek ki yaptıramaz. Ha gücü yetmiyor. Gavurluğa bak şimdi. Sen bir şey yap şimdi mesela ne bileyim bir yıldızı çek buraya. Az değsen zaten gelir. Hadi. Yani bir şey diyeceksin mi? Ya şunu yapamıyorsun. Onları yaratanla uğraşıyorsun. Yani anlamak mı maksadın? Yoksa anlamamaya mı çalışıyorsun? Ama kafir anlar, anladığını itiraf etmez. Böyle inat bir şeydir. Evet. Devam edelim. Yani aklınıza gelen şeyleri tabii sorun konuşun ama herkes de ilgilensin istiyor insan. Yani boşuna birkaç kişiyle tabii ki oyalanmayalım. Osman hep önümüze dedi ya Efendimiz. Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın ona bir zarar vermez artık. Altınlarla böyle kucağında oynatacak. Şimdi Osman radıyallahu anh bu iş olduğu zamandan önce aşeri mübeşşeriydi. Yani şimdi bu en son bir olaydır o altınları. Yani Osman'a daha bu konuda kimse cimridir, iş görmez. Şu tip meselelerde artık bununla baş edemez. Osman öyle bir iş yaptı ki o manada o. Yani hani varını getirmez. Ebu Bekir adını getirir. Ömer radıyallahu anh'ın yarısını getirir. Ama bu damat takımı değil mi? Yani yiyici takım, damat, Osman Ali. Bunlardan bir şey gelmez. Kimse artık bundan böyle bunu ağzını almasın. Bundan sonra o konuları kimse kaşımasın. Aha Osman'ın yaptığı.
Yani o bir Efendimizin millete güzel bir işaretidir. Bir de münafık kesime ağzını tıkayıcı bir sözüdür. Niye konuşuyorsunuz? Öyle bir şeydi yani. Hani o şimdi sizin hani düşündüğümüz gibi olsun. Ben aynı düşünüyoruz. Böyle olsaydı. Yani Cenab-ı Hak bunu haşa böyle olacağına hiç düşünmemiş haşa olabilir mi? Bilmemiş olabilir mi? Bu olan yeni şey takdir edilmemiş bir şey olabilir mi? Takdir edilmemiş. O zaman demek ki bu iş yani takdirdir. Ama diyeceksiniz ki bak şunu aşmak istedik bugün. Yani bu takdirler yapılırken ne diyeyim arkadaş bana bu işler takdir edildi. Şu fikri yıkmak içindir konuşma. Takdir edilirken ki o takdir edilen şeyi yaparken o zamanki durum şu yapacağımız zamandaki durumla art eksik bir şey yok aynısıdır. Sen günümüzde çekmiş gibi olur yani. Sanki şu an yaratıyor. Aynen. Aynen. Ama şimdi bu o kadar fark edilemiyor ki kimisi şaşırıp diyor ki ön yazmaya lüzum yok. Bir oda şunu yaptı, bunu yaptı basıp yazmaya lüzum yok. Doğrudur. Biz onu anlamak için kullanıyoruz o odaları, o levhaları, kağıtları. Yoksa Teala o kadar net bilir. O melekler o kadar net bilir ki bir yere doğru gidelim. Her ne yapıyorsan topluyorlar. Getiriyorsun. Defterine bakıyorlar mezarda. O takdir edilenle kulun yaptığı tam takır tutuyor. Adem sağı solu sayıyor tanıyor. Şöyle bir soru. Solunu kalabalık buldu. Tuzak bu onun için oldu. Sağına bir baktı ki azıcık çocuklar var. Soluna bir baktı ki dolu. Nasıl bunları feda edeyim? Tuzak gibi oldu. Hala da bak uğraşıyor. Adem Nebi ne zaman pes der, o zaman kıyamet kopar. Deneme biter, imtihan biter. Ama hala diyemiyor. Rahmet olsun bizim Noman hocamız vardı. Benim hocam. Cenab-ı Hak geçmişlerimizin tümüne rahmet etsin. Muhteremim derdi. Vaazda hem ölenlerle yaşayanlar bir ip çekmek gibi devamlı yarışır. Hangi taraf öbürüsünü yere yıkar, çekerse o taraf kazanır. Hala dünyaya doğru çekenler kalabalık. Yani ne zaman biraz daha insanlar ölür, o taraf kuvvetlenir de bu yankileri bir yere serer, kıyamet koptu. Yani Adem pester. Adem Aleyhisselam'ın sağındaki insanlardan sola, solundakilerinden sağa tek kişi geçti mi? Geçmez. Başta Cenab-ı Hak buyurdu bak şunları bırak cehenneme oraya gösterdi onları. Şunlara görüyorsun ya al da geç cennete. O da buna itirazkar oldu. Ne oldu? Oldu. Ama oldu. Peki o zaman iradesi öyleydi de bugün değişti mi Adem ile benim? Biz diyeceğiz değişmedi. Aynısıdır. Aynısıdır. Ama niye pes diyor? E tamam bakıyor ki olmadı. Pes diyor işte. Haksızlık var demiyor. Onlardan teberri diyor. Diyor ki haşa ben bunları nasıl düşündüm, bunlara nasıl acıdım. O acıma işini Cenab-ı Hakk'a teslim ediyor. Diyor ki senin hikmetinden sual olmaz. Ne yaparsan en güzeli doğrusu tamam. Peki irade verdin mi? Verdi. Tabii bu iradeli mahluk bunlar. Şurayı kavramamız lazım. İradesiyle böyle yaptı. İleriye doğru gidiyoruz. Bak o emirle mebde
başlangıcı işi. Me'at sonu. Tıpatıp aynı oldu. Hep böyle. Her hareket aynı. Böyle oluyor. Cenab-ı Hak cehennemde oldu. Bir sürü insan gitti oraya. Sordana ki helim tele eti. Doydun mu? Boş yerin kaldı mı? O da dedi helmin mezid. Daha bunlar bir enfiye gelmedi. Bomboş duruyorum. Hani gerisi? Bu kadar mı bana gelecekler? Cenab-ı Hak ona bir şey yaptı. Susturdu. Kahretti. Kes sesini dercesine. Taban vurdu. Diyoruz. Cennete sordu. Orada geçmiyor ama aynısı. Doldun mu? O da dedi hiç. Kenarda köşede birkaç. Ortalık bomboş. Ona ne yaptı? Yeni halk. O zaman bu yeni halk nasıl bir şey oldu? Cennet vasfı. Yani bir insan şurada bak. Şu sınıfın. Bir soru sorayım. Bu sınıfta bilen olmaz. Birisi geldi böyle dedi. Ben de diyorum ki biiznillah çıkar yani. Bilen çıkar. Acele de bir zamandayız. Dedi ki kim bilir tahmin ediyorsa soruyu ona sormuş olalım konuşsun. Şimdi ben başladım sormaya. Kendim soruyorum. İtiraz eden benim çünkü. Diyorum ki cevabını ver. En iyi bu verir bildiğim arkadaşı sorarım. Kısa kesmek istiyorum zaten. Gördün mü diyeceğim ona. Baktım olmadı. Tahmin ettiğim başkasına sorarım. Tahmin ettiğim başkasına sorarım. Adam da bana dürter. Oh, eyleme beni bak. Yok diyorum sana burada bile. Ben bu kadar sağlam der miyim bilmesem? Dur derim. En son. Şuna da soralım. Tamam. Ben derim onu. İddia sahibiyim. Ona da sorarız. O da bilmez. Ondan sonra tamam derim. Pestir işte bu. Şu kadar insan dünyaya geldi gitti. Adem Nebi de o en son gelmesini istediğine kadar dur şuna da soralım diye bekletiyor. Onun çevru cefasını da hepimiz çekiyoruz. Kendisi de. Ama ona da sorduktan sonra artık pes der. Ve geride insan yok mudur? Vardır. Aynen geride bekleyenlerimiz cenneti doldurmak için kullanılacak bunlar işte. Böyle insanlardır. Akidemizi de yaralamayalım. İradesini dünyada gayb aleminde alıp kullanmayanın cennette işi yoktur. O da akidemizdir. Ama eğer bu konuşmayı hayra doğru kullanabilecek de bir insan kazanabileceksek biz bu riske girmiş oluyoruz. Bu bir oyun. Diyoruz ona ki herkesin kaç çocuk sahibi olduğunu soralım. Rahmet olsun annem işte gözünden hiç gitmez. Bir zaman bana dedi oğlum işte çekiniyor böyle. Yaşınız geçiyor. Çocuk çoluk sahibi olamıyorsunuz. Ne olacak haliniz? Böyle bazıları ölüyor radyoda diyorlar ya. Üç çocuk babasıydı. Böyle diyorlar ya iki çocuk babasıydı. Şu bu. Ben hiç aklıma gelmedi böyle. Üzülüyorum tabii utanıyor insan konuşurken. Diyorum işte daha okullar bitmeden de biliyorsun şöyle şöyle sen sıkıntı etme. Oğlum diyor ne zaman göreceğiz diyor işte ha abinlerim şöyle oldu senin şöyle böyle konuşurken bu ağlamaya başladı. Ben de çok üzüldüm. Böyle sarıldım gibi dedim niye yapıyorsun böyle ya ne istiyorsanız onu yapın o zaman. Ne diyeyim dedim yani ben şimdi. Dedi bir şey üzülmüyorum da oğlum. Öldüğün zaman radyolarda diyecekler ki bu çocuk babasıydı. Yani senin bundan sonra da çocukların da vaktin geçiyor. Olmayacak. O zaman olsa olsa üç çocuk babasıydı nasıl dedirteceksin diye onu düşünüyor. Rezil olacaksın diye. Yani kendisinin 11 tane çocuğu var. Ölüleri sayarsanız daha. Şimdi
bir insanın kaç çocuğu olabilir? Şu misal yani. Olsun. Genelini alalım. Biz bir rakam söyleyelim. Hocam normal 77 tane bile olmuş bir tanesine Rusya'da. Yani nasıl olmuş? Aynı anlamda. Bana bak 100 tane olsun. 200 olsun. 500 olsun. Peki şimdi o çocuk sahibi olanların potansiyel gücü, yani her bir çocuk olabilecek spermlerinden Cenab-ı Halik insan yaratsaydı sayabilir miydi falan? Bir sayısı vardır ama sayılmayacak kadar yüksek çıkar. Cenab-ı Hak da o ki bunlar sizin zerreleriniz. Siz bunları da bir görmek istersiniz. Şöyle de bir çocuğum olsa zevktir. Aha, onları da size veriyorum. Bunlar da sizin döküntüleriniz olsun. Peki bunlar cennete hak etti de mi girdi ya Rabbi? Ne biz onu sorarız? Babayız çünkü. Biz bunu sormayız. Ama soracak olsak bize oradan birisi bakar böyle. Der ki sen hak mı ettiydin? Ne lütuf, deriz? Lütuf. Deriz ki lütuf. O zaman sana ne? Teala sana lütfettiği gibi ona da ediyor. Ne kıskanıyorsun? Yaratır mı? Yaratır. Cenneti de lütfen dolduruyor. Hiç abes yok. Boşluk yoktur. Hasılı kelam o yazılan kaderle uygulananı neden aynı çıkar? Çünkü aynı irade işlemiştir. Ondan. Bundan dolayı. Neden odalar vasıftır da hüküm değildir sözleri? Bunlar nedir? Bunlar bir adı var onların. Laf-i güzav. Boş laftır. Bunları bir yana at. Hiçbir işine yaramaz. Ama değil mi ki bir didişme, inatlaşma var? Birbirine ikna etmek için bu misalleri kullanıyoruz. Millet kullanmıştır. Bir söz var. Gele gele, yani o ki bu iş böyledir. Yani yatalım aşağıya. Yatar mıyız biz? Yatmayız. Yatamaz mıyız? Yatmayız. Yatan da yatar. Efendimiz de buyurmuş ki tembelliğe çalışkanlığa, zekiliğe ahmaklığa kadar her şey iradeyle seçilmiş kaderdir. Yani herkes ne yapalım böyle işte. Hocam bu çalışkanlık tembellik değil mi? İradesi. Kendi iradesi. Yani ben diyelim şimdi kar suyu içinde çalışacağım. Bir başkası da bir gölgede yatacak. O yatmayı seçmiş. Ben de bunu seçmişim. E neye dayalı seçmişim? Ben ne bileyim. Peki onun yatması, benim bu çalışmam şu anda günah sevap mıdır henüz olmadan? Hayır. Olduktan sonra günah sevap mıdır? Evet. Belki yatan çok sevap kazanır. Belki çalışan. Onu da herkesin Cenab-ı Hak benim bu yaptığımda şu şu deliller çerçevesinde razıdır inancıyla alakalı. Doğruysa bu bilgiler gerçekten öyledir. Doğru çıkmayabilir ama değil mi hocam? Doğru çıkmayabilir. Kişi hata edebilir. Doğru bilemez. O bilgisizlik yüzünden biz çile çekeriz. Acaba ne ettim diye. Şimdi şu konuyu bu kadar uzatsak mıydı? Yoksa da devam etseydik. Benim için devam etsek mesela daha güzel geliyor. Ama belki tek bir arkadaşımız olsun buradan şüphelerden uzak evine dönecektir. Ve o güneşin üzerine doğabileceği her şeyden bizim için hayırlı olacaktır. Farkına varsak bu gibi sevapları belki bitiririz, korkuyorum. Ama bilmeyelim dursun, sürpriz olsun. Çünkü insan tuhaf bir mahluk. Şımardığı an kaybediyor. Böyle bir şımarıklığa girmemek lazım. O zaman ne var karşımızda? Bir klişe. Hop! Kötülükler senden.
İyilikler Teala'dan. Kendine hiç mi pay veremiyorsun? Hem ben orada seçtim, hem burada pay veremiyorum. Senin düşüncene göre. Orada seçtiğin halini burada da koru. Orada nasıl böyle gayet samimi, gayet böyle art niyetsiz, hemen seçtin, iradeni öyle kullandın. Burada da irade neyse onu beyan et. Yalan yanlış konuşma, aldatmaya kalkışma. Orada yazılmasaydı bunu burada yapabilir miydim? Yapamazdım. Doğru. Orada yazdırmayabilir miydim? Yazdırmayabilirdim. Bunda hiç şüphen olmasın. Yani o takdiri kendi hakkında kendin seçiyorsun. Hürriyetin oydu. Peki bu yapılacak amellerde nasıl ortaya çıkar? Şu ilk konuştuğumuz zaman gibi. Mesela bana Allah Teala bu haramı yapmayı takdir etmiş. Sen seçmişsin de etmiş. Bunu niye anlamazdan geliyor bu adamlar? Ben buna şaşıyorum. Peki o zaman benimle o ameli yapar da bana sevap verir. Ya ben bu ameli yapana günah veriyorum. Kaydetmiş. Bize bütün peygamberleriyle bu haberi salmış. Sen niye bu işle uğraşıyorsun? İlle onu yaptıracaksa birine de sevap verecekse şu gruptan birisini kullanmaz. Yaratır öyle bir mahluk. Ne yaparsam ben seni şey yaptım, kötülük yaptırıp iyilik vereceğim. Niye uğraşıyorsun bununla? Böyle bir sınıf, mahluk yok. Yaratmamış. Ne karışıyorsun? O zaman geliyor iş şuna. Ya Rabbi ben yapayım ama sen görmezden gel. Değil mi? Bana yapma bunu. Başkasını cayır cayır yap. Ama beni yapma. Bunu da ne bileyim ya ümniyedir, boş bir hayal olur ya da bir dua temennidir. Bu caizdir. Olabilir, isteyebilirsin. Başkasını da yak deme ama bu iyi değil. Bilmiyorum hani nasıl bir şey. Yani Teala'nın şu kullandığımız hücrelerin hepsini o yaptığı işten sorumlu tuttuğunu biliyoruz. Hiçbir hücre bir başkasının yaptığına karışmıyor. Tek tek kendileri. Ebediyetten de kendileri nasip oluyor. Acayip bir sistem. Allah Teala hiçbir şeyi iki kez kullanmıyor. O yüzden ya ben bunu yaptım, bunu değil, imkanı yok bir hücrenin böyle bir şey demesine. Çünkü imkanı yok. O tek bir şey yapabiliyor. Onu yaptı mı da bitiyor zaten. Karışmıyor yani. Adres kaybı mümkün. Misal. Ve nehtim ala efvahiyem. Ağızlarına mührü vururuz, sustururuz diye anlatılıyor. Ve tükellimüne eydi. Ellerini konuştururuz. Ve teşhedü ercülühü. Ayaklarını da şahit tutarız. Elleri doğru konuşuyor diye. Ne yaptıysa onlar anlatır. Hatta dil kuduruyor konuşmak için. Konuşturmuyor tabi. Konuşamıyor. Var ama söyleyemez. Her tarafı anlatıyor. Dil içten içe onlara diyor ki ulan ne yapıyorsunuz? Sizinle beraber değil miyiz? Yani beni yakacaksınız ama siz de benimlesiniz. Niye söylüyorsunuz? Sussana, konuşma. İfşa etme bu işleri. Şu sesleri de hoparlörler ilan ediyor adeta. Bu iç konuşmaları. Cenab-ı Hak. Bunu ben böyle el nasıl konuşur? Duyduğum zaman gerçekten şöyle bakıyordum. Böyle böyle bir şeyler konuşacak. Şimdi sonra Allah Teala nasip etti. Bir teybim oldu. Tabii ki uzun zamanda kaldığı için silmesi, bakımını yapması, yani bozuluyor tamir ediyorsun kendin. Şu bu. Merak ediyordum. O içindeki hoparlörsü nasıl bir şey? Bunu. Gördüğüm bir şey. Şöyle diyelim. İşte hoparlörün bezi şu bu. Onda titriyor böyle ses çıkarken.
Bakıyorum böyle, ısınmıyor bile uzun zaman çalışmasına rağmen. Yani bir demirden çok net ses geldiğine göre tırnaklarımız, parmağı, her şey konuşur. Yani insan böyle hayatı içinde, yani hah tamam İbrahim Nebi dedi ya, yani inanmıyor musun yoksa da bana böyle yaratmaya dair şeyler istiyorsun? Haşa, öyle değil. Gönlüm şöyle bir yatışsın, pes desin diye. O zaman kuşlara al, macun yap, koy tepelere çağır. Cenab-ı Hak ona mı gösteriyor? O zaman diyor ki tamam. Teyekkantü. Şu anda kandım. Tamamen inandım manasına. Aslında yani şu mevzulara arkadaşlarımızın girmesini çok çok olumlu bir gelişim. Şükürlerlik bir iş sayıyorum. Ama ilginin az olması ve onunla alakalı fiillerin ortaya çıkmaması tehlike arz ediyor. Korkutuyor. Yani bir insan bir şey bildiği zaman inanç haline geldi mi onu yapar geliyor bana. Yani onun karşılık tedbirini alır, sıkıntısını çeker, bir şey yapar. Hayır olsun. Yani suçlamak değil ama o yerde nötr kalsın her şey yine de. Ne diyeyim başka? Çünkü zor bir şey. Ümit de artıyor, korku da artıyor. Veya şöyle, şu tip konuşmalar ama yapmacık olmasın ki aldatmayalım. Bak, geçen burada bazı istatistikler, bu kalabalığı nereden bulursunuz? Bulamazsınız. Varken bir istatistik, bir bilgi çıkar ortaya. Ama hiç kimse doğru söylemiyor. Çok acayip bir şey. Yani sanki bu hususta ben kendimi niye ele vereyim? Ya ille ben sen demiyorum ki. Tanıdığım bir sürü insanlar var. Bu husustaki bilgin nedir? Tecrüben nedir? İlla ha demek sen parmak kaldırdın sen busun. Böyle şey olmaz ki. Yok hocam bekliyorlar. 80 yaşında bekliyorlarmış ki o zaman kalmış. O başka. Mesela şimdi şu gibi konulardan ben gerçekten istifade ediyorum. Bu gibi mevzuları içim seviyor. Veya da istifade edemiyorum. Başka şeyler anlatılsa daha iyi olur. Abdest, namaz, ne yemeye yetmiyor. Onları öğrenelim. Bu var. Ben bunların ikisinde çıkacak sonuca göre program ayarlayabiliriz. Ciddi. Hiç üzül, yani asla alınmam. Size zerre kadar bir şey mi olmaz? Gücenikliğim şu bu. Bu gibi şeylerden istifade ediyorum. Kanaatinde olanlar, bakın herkes sınıfa el kaldırsın. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun, hayır olsun. İyi. Yani bir zamanlar böyle şeyler biz. Ben araştırıyordum. İstifade edemiyoruz. Abdest, namaz konuları daha çok ağırlıkta olsa iyi olurdu kanaati vardı. Ama abdest, namaz onları öğrenebilirsiniz. Her yerden öğrenebilirsiniz diyeyim veya. Ama şu incelikleri canlı insan ister. Anladınız? Soracaksınız. Cevap vereceksiniz. Cevap duyacaksınız. Kitaplarla olmaz. Kitapta bir yazı vardır. Değişik anlayabilirsin. Ama kendi bilgini aşamazsın kitap okuyarak. Kitap okuyan kişideki bilgiyi aşmaz. Yeni bir şey öğretmez. Okuyan şahıstaki bilgiyi geçmez. O yüzden irşad edici gereklidir. Öyle olsaydı Teala herkese bir şifre verir ve bir kitap bir yerden başlarına düşürür. Melek getirir, bırakır kitabı giderdi. Kendi cinsinizden peygamber. Onlar hepsi ene beşerun mislüküm. Aynen sizin gibi ben bir insanım diyerek başlıyor işine. Peygamberler. Evet. Devam edelim. Hayır olsun. Allah-u Teala onlar ümmetlerin
hayırlısı en üstün olan Muhammed Aleyhisselam ümmetidir buyurdu. İbrahim Aleyhisselam, İlahi onlara nasıl ziyafet verebilirim dedi. Teala, bir tutam kafur al, onlara ziyafet ver buyurdu. İbrahim Aleyhisselam, kafuru alıp ufalayıp yumuşattı. Sonra Ebi Ubays dağına çıkıp onu saçtı. Allah-u Teala bir rüzgar gönderip şarka, garba dağıttı. Nereye bir zerre düştüyse Allah-u Teala orasını tuzluk yaptı. Yemeklerimizdeki tuz İbrahim Aleyhisselam'ın bize ziyafetindendir. Mişkatül Envar'da böyle zikredilmiştir. Şimdi şunu bir insan bir ömür yaşar duymaz, bilmez. Yani tuz nasıl olmuş? Kafur denen bir şey tuzun ham maddesi. İbrahim Aleyhisselam lebbeyk seslerinin coşkun geldiği bu ümmete ya Rabbi kendi tinnetine uygun mu bu dediği istek. İstiyor ya. Ben bunlara bir yemek yedirmek istiyorum. Bir ziyafet çekmek istiyorum. İbrahim Nebi bunu der mi demez mi? Der. Değil mi? Huyu böyle. Misafirsiz yemek ağzına koymayan bir insan. Yemeğini de salihlerle ye diye tembih edip duran bir insan. E şimdi bu ses sahiplerine ziyafet vermek isteği gayet yerinde. Karakterine uygun. Ver o zaman. Nasıl vereyim ya Rabbi? Ya beni yaşat. O zaman al biraz kafur. Ebu Kubeys dağına davet ettiğin yere çık. Ortalığa saç. Yere düşmüyor. Buna hava götürüyor. Ondan nereye bir zerre düşürdüyse orayı tuza mayalıyor. Tuz mayası bu. Şu dünya yüzünde ağzına tuz koymayan olsa olsa bir gavur olur. Ve illa herkes sofraya oturacak değil yani. Ama tuz yemeyen bir insan da yok. Böyle üç yedin kaçın var ya, tuz, şeker, un. Kaçın denliğine göre demek herkes çok yiyordur ona. İşte bu. Yani tuzun İbrahim Aleyhisselam'ın bize ziyafeti olduğuna öyle acayip ki tam kıvamındaki tuz orucu bozsan kefaret yapıyor. Az fazla kaçırsan gazaya dönüyor. Yani çoğu zarar, azı ise elzem bir şey. Tuzsuz olmuyor insan. Cenab-ı Hak İbrahim Nebi'ye bu ziyafeti bize çekmesi için ikram ediyor. Her tuz yediğimizde şöyle diyebiliriz. Önce Nebimizi söyler, sonra da onun adını. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammedin ve ala İbrahim. Böyle diyebiliriz. Allah'ım Nebimiz ve İbrahim Nebi'ye salatımız olsun. Allahümme salli ve sellim, saygı ve selamlarımız olsun. Nebi Efendimiz'in ismi şerifi zikredilmeden salat kelimesini kullanmak mekruhtur. Yani İbrahim Aleyhisselam dedik, hemen Nebi Efendimizle birlikte saygı ve selamlarımız olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e. Bakınız sırası nasıl? En kıymetli salavat-ı şerife namazda okuduklarımızdır. En kıymetli namaza girer. Bunlar namaz salavatlarımızdır. Salli berek yani ikisi. Bakın orada o sıra nasıl yerleştirilmiş. O bakımdan kendilerine salat selamlarımız olsun. Bütün enbiyaya onlar çok şeyler çekmişlerdir. Her birisi de bize dünyayı hazırlama yolunda gayret sarf etmiş.
Hala da olmadı, dikkat ediyorsunuz. Peki. Dünya yüzünde. Bak, konuşmak istemiyor canım ama şu İbn Ömer radıyallahu anh'ın sorusu var ya ki Ömer bin Abdülaziz. Ne zaman konuşayım? Şu meseleler aklımda oluyor. İstemiyorum konuşmak. Onun için söylüyorum size. Gerçekten. Bizim de aklımızda oluyor da işte mecbur gene soruyoruz. Bugün dünya yüzünde bak bütün peygamberleri katletti. Katleden zihniyet gavur. Buna rağmen onlar işte birkaç kişi yaşadı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Nihayet Nebi Efendimiz reis. En kalabalık etrafı olan oldu. Ve hükmetti. Dünyaya. Ama bu biraz ısrarı gibi. Kahraman oluyor hala. Evet. Bir insan Müslüman kahraman olabilir. Zorla da mümin olmaz ama. Buna da münafık denir. Münafıklar dört grup olarak karşımıza çıktı. Geçen bir zaman. Ve bu münafık dediğimiz gavur olduğunu söylemeyenler. Artı gavurlar. Şimdi Yahudiler. Yani alem tanıyor zaten. Çok ilaha inanır. Küfrü sabit. Nesara. Çok inanıyor, küfrü sabit. Zorluk çekmiyoruz bundan anlamakta. Tanınıyor zaten. Çabuk. Kimleri diyor ateist, bilmem, müşrik, şu mu? Hepsini tanıyabiliyorsun hemen. Ama şimdi bir tane grup bırakacaksınız. Kesretten kinaye 72 sayabilirsiniz. Onları saymayalım. Bırakacağınız grup her arkadaş kendisi düşünsün. Hangi grup olur? Fırkayı Naciye dediği Efendimiz'in ben ve benim güzide ashabım. Ashabı güzin. Güzide. Yani ki Efendimiz'in tesciliyle misal Muaz İbni Cebel, Selman Farisi, dört halifelerimiz bunlar. Tescil etmiş. Şunların itikadı ve ameliyesi içinde ölenler. Ehl-i sünnet vel cemaat. Bu kadar net şimdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'a tutturdu. Dedi ki biz Efendimizin ve o güzide ashabının yolunda yaşamak zorundayız. İtiraz üstüne itiraz aldı. Ayşe validemizle bile çıkmıştı. Kızı değil mi? Ayşe validemiz. Yani şuna buna itiraz etti. Babasına etmedi mi? En çok babasıyla takıştı. Neydi konu? Hatırlıyorsunuz. Ebu Bekir radıyallahu anh eve gitti dedi. Oturmuş evde. Nebi Efendimiz'in türbesi olsun diye izin veriyor. Kendisi de orada oturuyor. Mezar orada olacak. Kendisi de evim diyor. Orada oturacak. Ebu Bekir Edan'a dedi ki sen bize git. Bizim evimize git şimdi. Babası ya. Takıştı. Ya niye evimden çıkarıyorsun? Bu ev benim. Ya Nebi Efendimiz'in mezarı oluyor burası ama. Takıştı. Dedi ki git eve. Resmileşti. Sonra dedi ki Nebi Efendimiz'in mallarından biz hanımlarına düşer baba. Böl bize ver mallarımızı. Ebu Bekir dedi sen bir dur. Şu acılar biraz dinsin. Konuşacağız bu konuları. Gene geldi gene geldi. Takıştı. Bu sefer dedi ki bak eve git. Konuşma burada. Millet var geliyorsun. Yalnız geliyorsun. Git. Alenileştirdi işi. Bu sefer bir cevap ver. Ne düşünüyorsun baba bu konuda?
deyince dedi ki burada bak kaç kişi bunu bilir Ayşe. Nebi Efendimiz buyurdu ki bir nebi ancak ilim tevris eder. Varislerine bırakır. Onun da varisleri o ilmi öğrenenlerdir. İlim adamlarıdır. Bir nebi kendi çoluk çocuğuna herhangi bir mal bırakmaz. Bıraktığı şey tüm ümmetinin olur. Arkadaşlar böyle mi diye sordu. Biz böyle biliyoruz dediler. Bunlar zor mesele. Ayşe validemiz de her adam uğraşamaz. O zaman dedik kızım bak duydun bir daha ağzını açma. Git eve. Durmuyor bu. Ortalığı kaldırıyor. Ondan sonra tutturdu ki biz ne yiyip içeceğiz o zaman? Bu kadar aileyiz. Ebu Bekir radıyallahu anh danıştı. Dedi ki Nebi Efendimizin hanımları şer'an ayeti kerimeyle ümmetin anneleri mi değil mi? Anneleri. Ayeti kerime var. Ümmahatil müminin onlar. O zaman annelerine çocukları bakar. Beytül malden siz tüm giderlerinizi belli bir kurul nezdinde alırsınız. Bundan ümmet sorumludur. Ayşe validemiz bir yere gitmedi. Diğer hanımları akrabalarına dağıldılar. Hatta bir tanesi Mekke-i Mükerreme'de akrabasına giderken yolda vefat etti. Haber salındı. Mekke-i Mükerreme'den geldi. Defnettiler. Yolda mezar olan Efendimizin bir hanımı. Meymune validemiz mi kimliğimiz? Meymune validemiz. Arabalar böyle giderken çarpacak gibi hemen viraj alıyor böyle. O mezar onun. Diyorum ya böyle konular zor. Kimisi Cennetül Mahalle'ye taşındı sonra derler. Hatice validemizin yanına kondu diye. Bilmiyoruz tabii ama mezarı duruyor da orada. Yani şu konuları nereden açtık böyle bilmiyorum. Şunu soracaktım ben size. O devirden beri kaynama başladı. Ebu Bekir radıyallahu anh'a millet yani mevcut kimseler harcadı. Gerçekten yedirtmedi. Yoksa suikast üstüne suikast peşinde. Bakınız evi ne halde? Kendi öz ocağı ne halde? Kolay değil bu işler. Onları yatıştırmak. Efendimizin yani kendisinin de annesi hepsi onlarla uğraşıyor. Onların bir etrafı var. Onlarla uğraşıyor. Şia çıktı o zaman. Ebu Bekir'e son derece zıt. Bu kaynaşmalardan istifade ediyor bunlar. Ama ne oldu oldu? Ömer radıyallahu anh, Osman, Ali, aşeri mübeşşerelerin bazıları Ebu Bekir hakkında kim çip çıkarır? Onu o hederdir bize göre dedi çıktı. Bunlar bir irade koyunca en azından söylenemedi bu söz. Öldürecekler korkusuna. Ebu Bekir'e laf yok. Buna rağmen dedikodu sayıklara çıktı. Ama başı yastıkta öldü. Ondan sonra tek bir tanesi böyle değil. Hepsi galleşliklerle katledildi değil mi? Şehit olarak gitti hepsi. Ondan bu yana bakın. Ne zaman ki o Ebu Bekir radıyallahu anh'ın iddiasını birisi yapsın. Bütün küffar aralarında düşman olmalarına rağmen bir olup üzerine çullanır. Peygamber katletmek gibi. O gün bugün böyle gider bu iş. Selçukiler böyle bir reaksiyon gösterdi. Hemen
Bektaşilik dediğimiz belaya düştü. Osmanlılar Bektaşiliğin tesiri altında. Münferit bazı sultanlar hariç devlet yapısı Bektaşi'ydi. Mevlevi, Bektaşi bu ayarda. Bunlar ortaya konabilir bugün için. Çalışmalar yapılıyor zaten. En son dediler ki ne olursa olsun 600 sene oldu. 83 sene iznimiz vardı. Biz daha bir vatan parçası şurası masa Müslümanların vatanıdır diyemiyoruz. Buna bir kanun hazırladılar. Adına kanun dedik korkusundan. Şeriat diyemiyor. Şer'i kanun ağırlıklı mecelle gibi hazırladılar. Daha basılmadan, daha konuları bile bitmeden kadroları faili meçhul gitti. Öldürdüler. O devleti topyekün yok ettiler. Biz onun peşine geldik şimdi. Şu yaşadığımız dönem. Osmanlı gitti. Şimdi bakınız. Çok iyi şöyle böyle dünya alkışlarken bu ne rezilliktir o secde meselesinden beter. Birdenbire tek başına kaldı. Kurdun yani canavarların arasına düşmüş gibi. Başbakanımız Tayyip Bey. Öyle değil mi? Herkes başladı bir şeyler konuşmaya. Ne dendir sizce? Sadece fikri daha. Söylemi değil. Söylemi liberal. Öyle diyor çünkü. Kurt kuzu şey kurt, beraber gezecek. İddia böyle. Ama sadece kendisi söylemiyor. Ama biz tahmin ediyoruz ki şu şüpheyle birlikte dünya üzerine çullanıyor. Mesele odur. İçinden, dışından neymiş? Gözüne baktım ben senden bunu yapacağını hissediyorum. Yapacaksan sen kendin yap o zaman diyen yapsın. Yapamıyor, biliyor ama gavurluktan başka bir şey değil. Görüyorsunuz. Geleceğimiz nokta şuydu. Adem Nebi hani bir şey yapmak istemiyor ya şimdi. En başta da bunu soruyor. Sonra da onu söylüyor. Cenab-ı Hak ona buyuracak. Halbuki birebir. Duruyor öyle. Devam ediyor hala. Bırak cehenneme, geç cennete şunlarla. O diyecek ki kaç da kaçın. Hani ne kadarını bırakayım cehenneme? Sol yanındakinin tümü. Cenab-ı Hak ona ne diyecek o zaman? Her bin kişiden 999. Ulemamız demiş ki bu kesretten kinayedir. Yani belki 11'de binde, 100 binde bir tanesini cennet için alıp gerisini bırakacak belki de. Mecbur olacak buna. Şu insanlara bakın şimdi. Şu kadarının cehenneme gideceği o nispette az. Binde bir nispetinde. Veya neyse. Şimdi siz bunu birileriyle doldurmayı düşünürseniz alnınızın akıyla elinizi vicdanınıza koyarak hangi grubu bu kadro olarak kabul edersiniz? Konuşalım bunu. Şu dünya yüzünde gördüğünüz haricisi, rasyonalist, mutezilesi, şiisi, ateisti, Hristiyanı, Yahudisi tümüyle birlikte siz hangi vasıflıları bu azınlık diye kabul edersiniz de vicdanınız karşısında Cenab-ı Hak huzurunda mahcubiyet yaşamazsınız. Bunu duymak istiyorum ben de. Hangi grubu alırsınız? Gönlünüze gerçekten yatıyor mu? Ama bunlar da var ya
bulunamayacak kadar az. Değil mi öyle? Sayılarını saymaya kalksanız tek tük çıkıyor. Ama zafer bunlardır. Mümin bunlardır. Şu konuda kalbiniz son derece rahattır. Hoştur. Bu yönden baktığımız zaman da o ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz kadro budur. Niye çok az? Buna biraz çok olsak iyidir. Bu bir temenni. İsteyelim bunu. Ama çok az olması şu konuştuğumuz oranlamalara baktığınızda sevindiricidir. Sevindirici bir şey. Bir de bir şey hatırlarsınız. Nebi Efendimiz Hüseyin Hanım millet üzüntüye ağlamaya başladı. Buyurdu ki ya cennet ehlinin dörtte biri siz olursunuz kanaatindeyim. Üzülmeyin o kadar. Sevindi tekbir getirdiler. Bu sefer buyurdu. Üçte biri siz olursunuz. Tekbir getirdiler sevindiler. Hala ağlıyorlar ama. Efendimiz de yaşayan insan bunlar. Buyurdu Efendimiz. Yarısı siz olursunuz. Kanaatindeyim. Onları niye tek tek söylüyor? Önemsediği için. Ve o tip beyan geldiği için. Gelince söylüyor. Teala'dan. Ha? Ondan. Ve nihayet buyurdu. Tümünüz siz olursunuz. Kanaatindeyim. Millet bu sefer de sevinçten ağlamaya başladı. Sesten geçilmiyor orası. Hıçkırıklarda. Ve Efendimiz buyurdu ki umarım hani koskocaman bir öküz simsiyah olur. Bütün tüyleri simsiyah. Bir tanecik beyaz tüy olur bir yerinde. Siz insanların içinde o kadar kalırsınız umuyorum. Ne demek oldu bu? Oradan da kazanırsınız. Ve millet yine Efendimiz'den ayrılmıyor. Buyurdu. Umarım ki sizden birisi tutulur şuraya 999 kişi ona bedel gönderilir. Sizden öbürü tutulur. O kadar kişi ona bedel gönderilir. Sizden hiç kimse o tarafa gönderilmez. Düşünmek lazım. Şimdi onlar bize kurban oluyor, sevinelim manasında tabii ki olmaz. Öyle bir sevinç Cenab-ı Hakk'ı belki yani gücendirir. Ha, korkacağız tabii. Ama yani şu bizim şükrümüz için bol bol yeter. Haşa yani. Hem de ibadettir. Mecburuz buna. Ama bu bir sevinçtir. Niye sünniler az? Niye kırılıyor? İşte kırılacak, böyle olacak bu iş. Sevinelim buna. Bir insan çok korkunç bir rüya görür. Kabuslar. Nihayet gözlerini çapalatıyor yani. Uyanmış ama açamıyor da. Bir açıyor ki en sevdiği şeylerle karşı karşıya. İnsandan eşyalar. En sevdiği. O kadar büyük bir huzurun içinde. O gördüğü kabustaki sıkıntılardan birden buna çıkması belki de aklını fırlatır. Çılgınlaşır. İşte müminlerin durumu da sünnet ehlinin durumu da budur. Şu dünya o kabus rüyalar dolu alemdir. Efendimiz buyurmuştu ki ölüm uykudan uyanıştır. Cenab-ı Hak cümlemize bunu lütfetsin. Şimdi her 999 o yana bininci kişi bu yana o hesabı bu grup üzerinde yapmayacağız. Yani o 999'u
Buradan saymayacağız. Buradan biri sayılır. Buradan bir tanesi. Ona bedel başkalarına. Şuna o kadar çok müjde deliller var ki destekleyen. O zaman gayret edeceğiz. Bizim bütün gayretimiz Efendimiz buyurdu ya, fırka-i naciye kurtuluş fırkası hariç hepsi cehennemdedir. Kimdir bunlar sordular işte önemli bir şey olduğu için. Efendimiz buyurdu ki kendisi için ben ve güzide ashabım vasıtlı grubu itikadı yaşayışı üzere ölenler. Mesele bitti. Şimdi hiç kimse biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Efendimiz yani birisi haramlarla meşgul olup da ben Ehl-i Beyt'tenim diyemez buyurdu. Yani Ehl-i Beyt payesini kullanamaz. Şimdi bir yerde adlar çok şaşalıysa içi kof çıkar. Çünkü insan ne kadar sözünde durur. Besbelli. Osmanlılar son zamanlarda Negibul Eşraf diye bir tabir üzerinde durdu. Bahsediliyor. Bakmak lazım nedir. Ama bir yandan da o küçük çocuklar mezarlıkları doldurdu. Katledildi. Yani bunlar şunlardan sayılır diye. Bunu yaptıranlar bakınız açık biçimde söyleyelim. Sünniler değildir. Ne ashab zamanı ne tabi'in tebe'i tabi'in hiçbir dönemde Sünniler değildir. Şia fraksiyonlarıdır. Harici, mutezili, rasyonalistlerdir. Şunlar müseccendir. Tescilli herkesin bildiği konular. Ama şimdi bütün faturayı güya bir Müslümana çıkarmaya kalkışıyor herkes. Misal diyelim şimdi kim tanınıyor dünyada? Tayyip Bey. Yani şimdi bir şey desek misal işte dünyadaki liderlerin bir numarasıdır. Bu ona hiç yetmez. Hiç yetmez. Şuradan en böyle tanınmamış bir mümin kişiyi, bir kadını çıkar. O dünyadaki dünya liderleriyle kıyas edilsin. Onlara mı, o kadına mı Teala üstünlük vermiştir? Ha, o mümin olduğu için. Tu'izzü men teşâ ve tüzillü men teşâ. Teala'dır onu yapan. Siz kıyas edemezsiniz ki. O mümin öbürler değil. Kıyas edemezsiniz. Onlar şerrul beriye değil mi öyle? Ve yine suresi tabiri bu. Tepişebilen böcekler içinde, canlıların içinde en fenası onlar, o kafirler. Hayrul beriye de o mümin. En iyisi canlıların. Bu vasıf var. Yani şimdi kimi koyarsanız başka bir şey diyemezsiniz ki. Ben tabii ki diyelim Mısır'da, Tunus'ta, Irak'ta, şurada burada Müslümanım diyen bir insana bir defa Ehl-i Sünnet cemaatinden olması gerekli. O bilinçli olması gerekli. O kişilere farzdan önce farz olan nasıldı Ehl-i Sünnet, nasıldı siyasi mezhebimiz neydi bizim? O işte Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Peki bu dünyada yaşama konusunda Allah Teala ile kul arasına hiç kimse giremez diyen haricilerden midir? Yani harici fikrinde miydi? Masum birisi girmek zorunda ve canlı olmak şartıyla diyen Şia fikrinde miydi? Yoksa Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in fikri bize hatta fasık facir de olsa bizden
sizden ifadesi kullanıldığı için ayet-i kerimede. Minküm, sizden, bizden bir baş reis şarttır diyen cemaat mıydı? Ehl-i sünnet. E peki şimdi bu Müslümanım diyenlerin şu baş dedikleri kişi kimdir? Sormak lazım. Düşünmek lazım. Herkes kendisi. O zaman baş dediği zaman argo konuşuyoruz. Millet diyor ki niye böyle konuşuyorsunuz? Aynen o adamın dediği gibi ha eğerin kaşı ha şunun şusu. Böyle bir tabir var ya. Baş diye onu gösteriyor o zaman. Buna kör kafa derler. O şehvet başıdır. Onu saklamak, onu gizlemek emirdir. Açmak, göstermek değil. O berbat bir şeydir. İhtiyaç ne zaman duyulur? Kullanılır. Gelir de milletin ulvi kafalarının arasına sokulamaz. Bize bir baş lazım, Müslümansa. O zaman kim bu? İşte bütün küffar onu kesti. Ondan bu yana o baş olmasın diye çullanmış üzerine bekliyor herkes. Kabul edilecek şeyler değildir bunlar. Ama ehl-i sünnet vel cemaat deyince işte sen sünni, öbürü diyor ben de filancı. Yani bu bir tane kimse vardı. Bana anlatmıştı da onlar hoşuma gitmişti. Leyla diye. Cenab-ı Hak hayır versin. Birisi bunu evine giderken okul okuyor o zaman birisi tutmuş kolundan çekiyor. Kaçırıyor yani. Diyor ki işte bana şunların şusu derler diye namını söylüyor. Bu da o arada çantayı bana elime taktım diyor bileğime. Kuvvetli bir çantası var o işler için. Ayarlı için. Onun diyor şu kafasının arkasına beni tutmuş çekiyor, koşturuyor diyor. Bana da Laz Leyla derler diye şurasına vurduğum gibi düştü diyor. Orada kaldı. Akşam karanlık zaman. Bırakmış gelmiş söylemiş ki bana takıştı. Vurdum filan yerde yatıyor gidin alın. Ondan sonra hiçbir onlar arasında bir düşmanlık olmadı. Yani o söz. Hani tanıştırıyoruz birbirimize. Bana şunun şusu derler. Bana da şunun şusu. Yani bu çıkmaz bir yoldur. Diyebiliyor musun ki? Elhamdülillahi Teala hakka mümini Müslümanı ve bunu da kimse sorgulamayacak biçimde tescil ediyor, ispat edebiliyor musun? Ha, alnında, elinde, ayağında epilesi bir adamsın. Hayrul beriyesin. Diyemiyorsun, yapamıyorsun. O zaman şerrul beriyenin neresinde olursan ol. Fark etmiyor artık. Yani cehennemin şu derekesindeki bizim için fark etmiyor. Teala üstün kimi kıldıysa olur. Şimdi şu sünni veyahut da şu tartışmalara bence yani nokta bu koyacak değil. Teala'dır işi yürütecek. Fakat arkadaşlarımız bir defa şuna yani akide lazım. Akide lazım. Şimdi bazılarıyla konuşurken Hristiyan ama dinine çok bağlı. O diyen kişi diniyle alakası var idiyse de şu sözle kopmuştur. Her türlü haliyle. Onu bilsin. Yahudi ne demek? El öpülesi. Kendisi şerül veri olmuştur. Şunu bilmemek bu devir. Yani bir insanın gözü burnunun yukarısında sağ sol olur. Bir adam bunu bilmese bağışlanabilir. Dersiniz gözünü görememiş. Ayna bulmamış. Başkasına bakıp kıyas etmemiş. Ama şu meseleyi bilmiyorum derse kabul edilmez.
Bu mazeret değildir. Şu devirde. Uygun bir yerde kalalım. Da saate de ona göre. Gidelim mi? Hacca yürüyerek gitmek, binerek gitmekten daha efdaldir. Sevabı kat kat çok olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hacca binerek gitmek daha efdaldir. Çünkü onda infak daha çoktur. Yürümek ise insanı yorar, usandırır. Binerek gitmekte insana sıkıntı, usanç gelmesi uzak ihtimaldir. Eziyeti az olur. Haccın salimen tamamlanması bilekli olmada daha kolay ve daha mümkündür. Ancak üstün olmaya bir açıklık getirerek şöyle söylemek daha iyidir. Yürümesi kolay gelen kimse için hacca yürüyerek gitmek eftaldir. Eğer yürümekle yorulacak, usanacak, ahlakı, sabrı, tevekkülü bozulacak veya ibadetlerinde noksanlık olacak ise binerek gitmek efdaldir. Nitekim misafirin, hastanın kendilerine fazla etkisi olmayacak ise oruç tutmaları daha efdaldir. Efdal kelimesiyle daha kullanılmasa, yani daha iyidir diyebilirsiniz. Ama daha efdaldir, yanlıştır. Efdaldir, daha iyidir demek zaten. O yüzden. Evet. Burada kalalım isterseniz. Paragrafe teşekkür ederim sana. Vakit daralmasın çünkü. Burada Ebu Hanife Rahimallah rahat rahat gidin hacca, ibadetleri rahat yapın. Kendinize zorluk çıkarmayın ki kızmayasınız, üşenmeyesiniz. Canınız sıkık ibadet olmaz. Ona esas alıyor. Diğerleri de yani yaya giden insan daha çok insan görür, selamlaşır, yardımlaşır. Hani hacı dediğinde yardım edecek bir insan ya. Çok insanlara yemek yedirir, iyilik yapar, çok sevap kazanır. O esas oluyor. Ama mezhebimizin ana hükmü de en kolay şekilde ibadetlerin yapılmasına temin evladır hükmüdür. En kolay şekilde. O yüzden diyelim ki bir insan işte oruç tutuyor, kafası yanıyor. Islatsın biraz kafasına sarsın. Olur. İyi olur. Demiştir mezhebimiz. Yani o taraftadır. Bu da hiç yaban atılmasın. Çünkü Nebi Efendimiz yesiru ve la tuassiru buyurmuştu. Yani ibadetleri, işleri kolaylaştırınız. Kimseye zorluk çıkarmayınız. Bu emre tabi olarak Hanefi grup böyle düşünmüştür. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olup hayırlara vesile kılsın. İşte birçok konular konuşulduğu için böyle programlarımız sıkışıyor. Ne yapıyoruz, nasip olur? Nasıl olur? Kaç dakikada yani geliriz? 3 dakikada bozulur. Peki. 20. Bakınız 20 dakika arkadaşlarımız serbesttir. Şimdilik selamünaleyküm.